Evet, E-Ticarete Başlıyorum adlı eğitim programında sevgili Erhan Dönmez, Digimax'ın eğitim yöneticisi. Erhan'cığım hoş geldin. Hoş bulduk Murat, merhaba, nasılsın? Uzun bir aradan sonra ben çok iyiyim. Seni gördüm, daha iyi oldum. Çok sağ ol. Uzun bir aradan sonra tekrardan beraberiz bu eğitimlerde. Nasıl gidiyor? Yani çok eğitimler veriyorsunuz. Bu eğitimlerin başındasın. Nasıl yetişiyorsun? Onu önce sorayım. Şöyle, aslında içeride bir ekibimiz var bu işin know-how'ını ayarlayan. Belki ben biraz etkinliklerde göründüğüm için tek başıma yapıyor gibi görünebilirim ama arkada büyük bir ekip var aslında. Ya bir şey soracağım, Digimax bu kadar eğitime niye yatırım yapıyor? Şöyle, güzel bir şey ama yani harika bir şey. Ben sektörde, şaka yapmıyorum sevgili seyirciler, sevgili dostlar. Sektörde bakın, bir e-ticaret altyapı firmalarına bakın. Bu kadar eğitim yapan tek şirket sizsiniz. Şöyle, aslında burada bir win-win durumu var. Yani evet, biz bunu aslında yaparken şunu da düşünüyoruz. İnsanlar bu ekosistemi ne kadar öğrenirse, yazılımımız iyi, buna güveniyoruz. Bir şekilde e-ticaret ekosistemine giren kişinin son durağı Digimax olacak. Bunu biliyoruz. Evet. Bu bizim için bir ticari gerçek. Ne kadar insan öğrenirse, bugün Digimax'a başlasa da başlamasa da doğru yolda giderse, para kazanırsa Digimax'a geliyor, paket alıyor, seneye yeniliyor. Ya da birkaç yerde gezip sonra bizde yıllarca kalıyor. Doğru. Bunun da temeli öğrenmesi. Yani insanların e-ticarete başlaması. Bugün yaptığımız programda tabii, aslında e-ticarete başlıyorum onunla ilgili. Sıkılıyor musun konusunda çeşitli eğitimler yapıyoruz. Ben sıkılmıyorum. Seviyorum eğitim kısmını. Zaten sevmeden yapılacak bir iş değil. Yani biliyorsun bu işin 12 yıldır üniversitesini okuyorum. Doğru. O yüzden sevmeden yapılacak bir iş değil. Mutluyum. En çok hangi eğitimler daha çok talep geliyor? Pazarlama mı? Fotoğrafçılık var. SEO var. O var. Bu var. Ya sizin panel eğitimleri dışında yani. Panel eğitimleri dışında bir kere şu an yaptığımız gibi uygulamalı eğitimler çok dikkat çekiyor. Hmm. İnsanlar artık birilerinin böyle sinema izlemekten sıkıldı, birilerinin çıkıp bir şey anlatmasından sıkıldı ama gerçekten bir şeyler dinlerken o gün içerisinde bir şeyler uygulayabildiği, dokunabildiği işlerde daha çok keyif aldıklarını görüyorum. Raporlarımıza baktığımızda da şeylerin, bu tarz etkinliklerin katılım oranlarının daha yüksek olduğunu fark ediyorum. Online'da olabiliyor mu bu? Online'da... Fizikide oturduk şimdi sınıfta. Hocam diyor, yapıyorlar. Online'da nasıl? Onun bu etkileşimi biraz daha düşük ama online'da şöyle bir avantajı var. Haftaya yayabiliyoruz. Diyoruz ki bugün 2 saat şu atölyeyi yapacağız. Bir gün boyunca size serbest çalışma zamanı veriyoruz diyoruz. Hmm. Arkasından fiziki buluşma imkanlarına gerek kalmadan çok daha fazla insanı dijital buluşturabiliyoruz. Tabii. Biliyorsun bu işi online olarak da yaptık, fiziki olarak da yapıyoruz. Tabii. Bence en güzel hibrit yapılar. Çünkü her insanın öğrenme stili farklı. Bu öğrenmenin bir gerçeği. Kimi insan temas ederek daha iyi öğrenirken, diğeri işte kendi workshoplarını kendi yaparak biraz daha online eğitimlerle halledebiliyor işini. Öyle müşterimiz var ki hiç eğitim almadan dokümanlara bakıp sitesini kurup çok güzel satış yapıyor. Allah Allah. Bir tane destek talebi açmamış. Çok iyi. Her şeyi dokümanlara bakmış, ürünlerini yüklemiş, ticaretini götürüyor öyle. Dokümanlar iyi hazırlanmış. Evet. Yani. Evet, orada da parmağım var. İyi bir doküman, çok basit, anlaşılır bir doküman hazırlıyorsunuz. Videolar falan mı koyuyorsunuz? Orası öyle, evet. Hem ekran görüntülü, videolu dokümanlar hazırlıyoruz ama yine konunun başına geliyor yazılım. Yani günün sonunda yazılım iyi olmadıktan sonra en iyi eğitimi de yapsak, doğru, en iyi dokümanları da hazırsak, kullanıcılar kullanamazsa bir anlamı yok. Yani bu birbirini besleyen bir yapı. Biz burada kendi faaliyetlerimizle kariyer yaparsak firma o kadar büyüyor. Ar-Ge'ye o kadar yatırım yapıyor. Ar-Ge ne kadar iyi iş çıkartırsa biz işte burada göğsümüzü gere gere rahat bir şekilde anlatabiliyoruz. Doğru. Bu konuda iyi. Mutluyuz. Son soru. E-ticarete başlayacak olan insanlara, sen de bu eğitimlerin içerisindesin. Sık yapılan hataları da görüyorsun. Doğru yapılan, yanlış yapılan. Ne öneriyorsun? Şöyle, e-ticarete başlamak herkesin aklında bir kere yer ediyor. Senin de, benim de, belki herkesin aklında olan bir şey. İki soruyu atlamasınlar. Öncelikle ne satacaklarını en azından başlangıç aşamasında belirlemeleri gerekiyor. Bir de hedef kitle. Yani bu ürünü alacak kişilerin davranışları nasıldır? Buna uygun bir altyapı arayışı. Genelde hep şunu diyoruz ya, dereyi geçerken at değiştirmeyelim. Bu iki soruyu sormayanlar yolda bize şöyle geliyor. İşte ben bir yıldır çok yoruldum, sizden paket almak istiyorum diye geliyor. Yine son durak oluyoruz, yardımcı oluyoruz. Ama bence bu iki soruyu başta sorarlarsa o bir yılı daha böyle verimli, güzel geçirebilirler. En azından büyümeye vakit ayırırlar. Bunu tavsiye ediyorum. Bir de bugünden yarına hemen olacak bir süreç değil e-ticaretin büyümesi. Yani bunu bir çocuk gibi düşünün, bebek gibi. Doğacak. Siz ona baktıkça, besledikçe büyüyecek, gelişecek ve size yardımcı olacak. Böyle düşünebiliriz. Yani sevgili Erhan diyor ki, bir, ürünü belirlemeniz lazım iyi kötü. İki, hedef kitle önemli. Üç, sabırlı olmanız Sebat lazım. Dört, bizi arayın diyor. Digimax'ı arayıp bilgi alabilirsiniz. Eğitimlerine, ücretsiz eğitimlerine katılabilirsiniz. Sadece Digimax'ın web sayfası, atölyesi yok.
Onun dışında fotoğrafçılık, pazarlama, bir tabii, sürü tabii. konuyla alakalı. Müşterimiz olmalarına gerek kalmadan. Müşteri olmanız da gerekiyor. Herkese açık eğitimler. Ama eminim, bence hep böyledir bu işler. Zaten iki şeyden korkmam ben. Bir, spor yapan adamdan. İki de eğitim veren şirketten. Bu anlamda da Digimax'la irtibat halinde olmanızı öneririm. Eğer e-ticarete başlayacaksınız. Nereden? Digimax.com. Digimax.com'da bütün bilgilere ulaşabilirler. Eğitim kısmı da orada. Bilgi almak isterlerse iletişim bilgileri de orada. İncelemek isterlerse referanslar da orada yer alıyor. Harika. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Çok sağ olasın.